Fenerbahçe haberlerimizi aktardıktan sonra gelin Sarı Lacivertli takımın gündemiyle ilgili tüm detayları şimdi konuğumuz Volkan Demir'e soralım. Volkan Demir, günaydın, hoş geldin yayınımıza, nasılsın? Merhabalar Ezgi. İyi yayınlar. Herkese iyi haftalar diliyorum bizi izleyenlere de. İyi hafta sonları diliyorum. Biz de sana iyi hafta sonları diliyoruz. Şimdi Fenerbahçe'nin gündemiyle alakalı gazetelerde özellikle de transferle ilgili bugün ilginç haberler görüyorum. Onu sana soracağım tabii ki ama önce istersen Göztepe maçını konuşarak başlayalım. Fenerbahçe için yine kritik bir mücadele malum. Zirve hesapları yapılıyor artık, liderlik hesapları yapılıyor. Beşiktaş bay geçecek, Galatasaray'ın zorlu bir maçı var. Fenerbahçe açısından da kritik bir mücadeleden bahsediyoruz. Göztepe maçı sana göre nasıl geçecektir? Genel bir değerlendirme alalım senden. Valla Göztepe maçı Fenerbahçe açısından son derece kritik bir mücadele olduğunu söylemeye gerek yok. Sonuçta artık ligin zirvesinde 3 farklı takımın aynı puanda olduğu bir ortam ve dün Trabzonspor'da Başakşehir'de deplasmanda kazanarak puan farkını 3'e indirdi. Artık mesafe uzun ama kredi, hiçbir takımın kredisi yok. Galatasaray zorla Alanya deplasmanında, Beşiktaş kendi sahasında oynayacak ve Fenerbahçe de yine kendi sahasında ciddi bir mücadeleye çıkıyor. Göztepe biliyorsun hoca değişikliğinin ardından çok daha farklı bir çehreye büründü. Çok daha iyi futbol oynayan bir takım ve Fenerbahçe'ye zorluk çıkarmak isteyecekler. Fenerbahçe cephesinden şunları söyleyebilirim. Bir kere sakatlardan başlayalım istersen. İrfan Can ve Luis Gustavo henüz takıma katılmadılar. Saha çalışmaları yapıyorlar ancak takımla birlikte antrenman yapmadıkları için bu mücadelede kadroda olmalarını beklemiyorum. Bir bu. İkincisi Filip Novak yine aynı şekilde diz sakatlığı dolayısıyla bir süredir takımdan ayrı. Onun da bu karşılaşmada forma giyemeyeceğini belirteyim. Onun devamında ise Pelkas'la ilgili güzel bir haber verebiliriz. Pelkas artık takıma katıldı ve bu mücadelede kulübeden gelerek de olsa bir süre alma ihtimali yüksek. Çok merak ediliyor biliyorsun. Mesut Özil'e basın toplantısında soruldu. Fenerbahçe'deki en beğendiğiniz oyuncu kim? Pelkas yanıtını vermişti. Belki ilk kez Mesut ve Pelkas Fenerbahçe'de yan yana oynayacaklar. İlk kez birlikte Fenerbahçe forması giyecekler. Göztepe karşılaşması bu anlamda da son derece önemli olacak. Kadro konusunda şöyle bilgiler verelim. Çok büyük değişiklikler beklemiyorum. Kalede yine Altay, savunmada Nazım, Serdar, Salahi ve Caner. Orta alanda Sosa, Ozan ve Mesut tabii ki. Sağ tarafta Valencia, solda Osayi, Samuel ve Mametyan başlangıcı muhtemel gözüküyor ama şunu söyleyelim. Samatta'nın Mametyan'ın yerine 11'e gelmesi sürpriz olmaz. Veya Pelkas'ın Osayi, Samuel veya Valencia'nın yerine bir orta saha oyuncusu olmasına rağmen kanatlarda görevlendirilmesi yine sürpriz olmaz. Şayet Samatta ve Pelkas kulübede başlarsa bu iki oyuncu muhtemelen Erol Hoca'nın ilk hamleleri olur oyuncu değişikliği adına. Hamle oyuncusu olarak da takıma katkı sağlamaya çalışacaklar. Peki biz hep Mesut Özil'li bir sistemden bahsediyoruz ama henüz zannediyorum Mesut Özil 90 dakika oynayacak seviyede değil. Bu doğrultuda düşünecek olursak Erol Bulut şu anda planlarını acaba neye göre yapıyor? Yani Mesut Özil ile Pelkas'ın birlikte oynadığı senaryolardan hep bahsediyoruz ama şimdi acaba bu ne kadarlık bir süre için geçerli? Özellikle Göztepe karşısında muhtemelen birkaç hafta sonra daha oturmuş bir durumdan bahsedeceğiz ama Pelkas yani 90 dakika seviyesinde oynayabilecek durumda şu anda. Çünkü yani bütün hafta boyunca takımla birlikte çalıştı. Herhangi bir sakatlık problemi yok. Artık onun 11 başlayıp başlamaması hoca tercihi olacak. Hoca derse ki bu adam sakatlıktan yeni çıktı. Ben eğer bu adamı ilk 11'de başlatırsam riske atarım. O zaman kulübede başlar ama herhangi bir sorunu yok derse ben bunu oynatırım derse ilk 11'de başlar. O açıdan bir problem yok. Sistem konusuna gelecek olursak hani nasıl birlikte oynayacaklar, ne kadar süre birlikte oynayacaklar. Bu konuyla ilgili zaten daha geniş bir çalışma yapılıyor. Aynı zamanda İrfan Can Kahveci'nin de hem Mesut hem Pelkas'la nasıl birlikte oynayabileceği konusunda birçok tartışma yapıldı biliyorsun. Yani birçok insan değerlendirmede bulundu bu konuyla ilgili. Çok ciddi bir tartışma konusu Fenerbahçe'de. Bu kadar yıldız veya bu kadar 10 numara pozisyonunda görev yapabilecek oyuncunun aynı anda nasıl sahada olacağı sorusu yanıt arıyor. Şimdi İrfan için biraz daha bekleyeceğiz ama Mesut da Pelkas'ı az önce de anlattım. Pelkas'ın sol tarafa kaydığı, zaman zaman Mesut'la değişerek oynadığı bir
düzen içerisinde ilk 11'e oynama şansı var. Erol Hoca bununla ilgili çalışmalarını zaten hafta içerisinde yaptık ki zaten teknik heyet hem İrfan'ın hem Mesut'un hem de Pelkas'ın aynı anda sahada olduğu sistemler üzerinde de çalışmalar yapıyor. Zannediyorum Trabzonspor maçı haftaya Trabzonspor Fenerbahçe maçı oynanacak. Trabzonspor maçı bu anlamda hepimiz adına bir öğretici, bilgilendirici bir program bir maç olacak gibi gözüküyor. O maçı beklememiz gerekiyor. Üçünün aynı anda sahada olduğu formülü görebilmek için. İlk deneme açısından Trabzonspor maçı acaba nasıl olacaktır? Şimdi Trabzonspor'un da ciddi bir ivmesinden, yükselişinden bahsediyoruz. Hep bahsedilen o elmas sistemi ya da baklava sistemi de diyebiliriz anladığım kadarıyla. Bu karşılaşmada mı ilk kez denenecek? Doğru mu anladım ben? Buna benzer bir sistem denenebilir. Yani veya İrfan belki 11 başlamaz o maçta. Yani sonuçta onun da sakatlığı var. Direkt yine Pelkas gibi aynı şekilde riske edilmeme durumu söz konusu olabilir ama nihayetinde senin söylediğin elmas sistemi bir maçta denenecek. Trabzon maçı mı olur veya ondan sonraki maçlar mı olur? Açıkçası ligin de çok artık kritik haftaları olduğu için Erol Hoca nasıl böyle riskleri alacak? Vallahi işi zor. Onu da söyleyelim yani Allah kolaylık versin. Elinde çok fazla iyi hücum oyuncusunun olacağı bir durum oluşacak. Elbette teknik adamlar bundan şikayet etmezler. Mutlaka birileri çıkıp oynayacak derler ama yedek kalan oyuncunun da çok mutlu olmayacağını söylememiz lazım. Fenerbahçe'de ciddi bir yıldız yönetimi, yıldız oyuncu yönetimi konusunda Erol Hoca'ya iş düşüyor. Burada da artık teknik direktörlük maharetini kendisinin göstereceğini ve önümüzdeki haftadan itibaren de Fenerbahçe'de nasıl bir düzenin sahne alacağını hep birlikte göreceğiz söylediğim gibi. Şimdi aslında biraz önce İrfan Can'ın açıklamalarını ekrana getirirken sana soracaktım İrfan Can ne zaman dönecek diye. Anladığım kadarıyla artık hazır ve Trabzonspor maçında da oynaması yönünde bir engel kalmadı. Peki Gustavo ile alakalı durum ne? İstersen biraz da takımdaki sakatlıklarla ilgili de bilgi verelim izleyicilerimize. Yine İrfan Can için şunu söyleyeyim. Yani Trabzon maçı 11 oynayamayabilir. Şu anda bireysel eksiği bulunduğu için bireysel çalışıyor. Önümüzdeki haftalardan itibaren takıma katılırsa da kulübede olur en kötü ihtimalle. Ama 11 olur olmaz artık ona maç yaklaştıkça konuşabiliriz. Luis Gustavo'nun durumu Trabzon maçına da belirsiz. Henüz daha takıma katılma tarihi netleşmedi. Ama bence Trabzon maçına yetiştirilmek için her şey denenecektir. Hem Gustavo tarafından hem de teknik heyet, sağlık heyeti tarafından. Sonuçta çok profesyonel bir futbolcu ve bu maçın önemini çok iyi biliyor. Yani Fenerbahçe açısından Trabzonspor maçının önemini çok iyi biliyor. Bu karşılaşmada oynatabilmek için Fenerbahçe teknik heyeti, sağlık heyeti ve Gustavo'nun kendisi mutlaka seferber olacaktır. Ben bir şekilde Gustavo'nun Trabzonspor maçına yetiştirileceğini düşünüyorum. Peki kanatlardan biraz önce bahsettin. Mesut'la Pelkas'ın birlikte oynadığı bir sistemde Pelkas'ı muhtemelen kanatta görebiliriz dedin ama bu noktada denklemden bir oyuncunun çıkması gerekiyor. Valencia'nın hocanın vazgeçemediği oyunculardan biri olduğunu biliyoruz. O sayede gelir gelmez aslında iyi performans gösteren, hızlı hücuma çıkabilen bir oyuncu olarak kendini gösterdi. Acaba bu noktada kulübeye gelecek isim kim olacaktır? Yani Santifor'da Mametiyem'in olduğunu düşünürsek Valencia ve Osayi Samuel'den bir tanesinin kulübeye gelme durumu söz konusu. Bu %100 olacak yani eğer Mesut'la Pelkas aynı anda sahada olacaksa. Açıkçası ben bu noktada biraz seçim yapmakta zorlanıyorum. Yani ben olsam Erol Hoca'nın yerinde ne yapardım? Biraz kafamda soru işaretleri var. Çünkü Valencia çok çalışkan bir oyuncu ve aynı zamanda sezon başından bu yana takımın değişmez oyuncusu. Osayi Samuel de senin söylediğin gibi çok hızlı, çok süratli, kolay adam eksiltebilen, değişik meziyetleri olan bir oyuncu. Kısacası valla Erol Hoca artık burada bir tercih yapacak. Belki maça göre veya maçın gidişatına göre, stratejiye göre belirlemeler yapacak. Ya bu kadar iyi futbolcunun bir arada olması aslında sorun değil. Biz bunu sorun gibi konuşuyoruz ama sorun değil. Sonuçta birileri İyi bir 11 olarak sahada olacak Fenerbahçe'de. Böyle bakmak lazım. Ve tabii ki şunu da ifade edelim. Osayi Samuel yeni bir transfer olmasına rağmen çok kısa sürede adapte oldu ve takımın değişilmez isimlerinden biri oldu. Tıpkı Atilla Salay gibi. Bu noktada da bence
hem teknik heyeti hem de sportif direktör Emre Belezoğlu'nu bir tebrik etmek lazım. Sonuçta çok genç oyuncuları devre arasında Fenerbahçe'ye bonservisiyle katabildiler ve Osayi Samuel'i bence ilerleyen dönemde, o da hafta içerisinde bir basın toplantısı düzenledi. Eksiklerim var, onu giderirsem önemli bir oyuncu olacağım, ben de farkındayım diyor. Bu eksikler giderildiğinde Fenerbahçe hem saha içerisinde önemli bir değer kazanacak hem de belki de gelecekte paraya çevirebileceği çok değerli bir oyuncuyu kazanmış olacak. Volkan, şunu da merak ediyorum. Hep işte savunmayı düşünürken işte Erol Bulut'u zor bir tercih bekliyor. Orta sahadan konuşurken Erol Bulut'u zor bir karar bekliyor. Kanatlar için aynı şekilde söylüyoruz. Peki Erol Bulut için ne diyeceğiz? Acaba bu karşılaşmaya Erol Bulut nasıl bir psikolojiyle çıkacak? Zira bir önceki maçta kendisiyle ilgili söylenenleri, iddiaları çok net hatırlıyoruz. Valla yani şunu ifade edeyim. Erol Hoca ile ilgili bu yapılan eleştirilerin ben biraz ağır olduğunu düşünüyorum. Ha, ben eleştirmedim, ben de eleştirdim. Ama ben maç bazında yaptığı değişiklikler veya yapmadığı değişiklikler noktasında eleştirdim. Ama genel olarak şu eleştiriye katılmıyorum. Erol Bulut Fenerbahçe'nin ağırlığını kaldıramıyor. Erol Bulut Fenerbahçe kadrosunu yönetemiyor. Erol Bulut bu takımın kalitesinde bir teknik adam değil gibi eleştirilere ben katılmıyorum. Geçen sezon Alanyaspor'da yaptıkları ortadayken, son derece başarılı bir takım ortaya çıkarmışken, bu henüz daha bir sene geçmeden üzerinden bir Türk futbolunun yetiştirdiği bir antrenörü, bir teknik direktörü bu kadar kolay harcamamamız gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bugün bir büyük takım Çağdaş Atan'ı mesela takımının başına getirse hepimiz ne diye konuşuruz? Evet, Çağdaş Atan kendisini çok hızlı bir şekilde gösterdi. Onu başa getiren takımı vizyonu dolayısıyla tebrik ederim. Genç bir teknik adam bir şans verildi diye konuşuruz, överiz. Şimdi Fenerbahçe bunu yaptı. Yani burada yapılmışı var. Bırakın da Erol Bulut da yolda bir şeyler öğrensin, tecrübe kazansın. İlk kez büyük takım tecrübesi yaşıyor. Bu problemler olacak. Geniş kadro avantaj, her zaman söylüyorum, bu şikayet edilecek bir konu değil. Ve bir şekilde Erol Hoca bu ana kadar Fenerbahçe'yi yaşanan sakatlıklara rağmen, birçok dezavantaja rağmen bir şekilde şu anda zirvenin ortağı konumunda Fenerbahçe. Erol Hoca bunu başardı. Benim de çok eleştirdiğim kötü futbol içeren maçlar olsa da bunu başardı, ama artık yavaş yavaş, az önce de bahsettik, sakatların döndüğü, kreatif oyuncuların sahada olacağı bir 11'e doğru gidiş var. Ve bu 11'in nasıl bir futbol sergilediğini hep birlikte göreceğiz. Eğer burada da bir gelişim olursa, ki Karagümrük maçının ilk yarısında bunun belli ışığını gördük Mesut'un olduğu 11'de. Pelkas'ın, İrfan'ın katıldığı kadro daha farklı bir futbol oynayacaktır. O zaman da ben teknik direktör eleştirilerinin son derece azalacağını düşünüyorum. Şimdi bu maç özelinde de söyleyeyim, geneli de söyleyeyim. Bu maç üzerinde bir puan kaybı olursa veya genelde çok büyük bir kopma yaşanmazsa, yani Fenerbahçe ligin bitimine 10 hafta kala havlu atmazsa, Erol Bulut görevine devam eder. Erol Bulut sezonu tamamlar. Ha, sezon sonunda şampiyonluk gelmezse Erol Bulut da devam edilir mi edilmez mi, o ayrı bir tartışma konusu, ama şu anda Fenerbahçe'nin gündeminde bir teknik direktör değişikliğinin olmadığını ifade etmem lazım. Evet, oynanan futbol, Emre Belözoğlu söyledi, Erol Hoca da memnun değil oynanan futboldan dedi. Oynanan futbol belki birçok kişiyi tatmin etmiyor, ama henüz bir teknik direktör değişikliği konusunda bir çalışma yok. Peki Volkan, son olarak çok kısaca transferi de sorayım. Zira bugün gazete sayfalarında bazı haberler vardı. Özellikle Emre Belözoğlu'nun Vedat Muriç'i takıma geri döndürmek istediği ile alakalı ve Mesut Özil'in de Boateng için devreye girdiği ile alakalı. Bu iki transfer iddiası hakkında neler söyleyebilirsin? Bilgi olarak şunu söyleyebilirim. Vedat kalabildiği kadar orada kalmak istiyor. Yani sonuçta oraya çok ciddi beklentilerle gitmiş bir oyuncu ve yavaş yavaş da oraya alışma sürecini atlatıyor. Çok ciddi sıkıntılar yaşadı. Bir sakatlık artı Covid problemi yaşadı sezon başında. O yüzden de halen kendine gelebilmiş değil. O performansını, o formunu yakalayabilmiş değil. Emre'nin de zaten temennisi o. Ben onu kendisine de sordum. Emre Belözoğlu'na da sordum. Biz sadece Vedat'ın orada oynamasını diliyoruz. Zaman zaman Emre Vedat'la görüşüyor, doğru.
Transfer de belki konuşuyordur artık, o kadar detayını bilemiyorum ama şu an için Vedat'ın temel hedefi Fenerbahçe'ye geri dönmek değil, Lazio'da kalıcı olmak, Lazio'da kendini ispat edebilmek. Bu açıdan da bence Fenerbahçe açısından da bu önemli. Yani gönderdiğiniz bir oyuncunun nasıl Elif Elmas artık Napoli'de kalıcı oldu diyoruz. Vedat'ın da orada kalıcı olması gelecek transferler adına Fenerbahçe'de İtalyan takımlarının Fenerbahçe'ye bakış açısını değiştirecektir. Artık oradan oyuncu aldığımızda sağlam bir şekilde geliyor ve fayda sağlayabiliyoruz diye düşündürecektir. Bu açıdan Vedat'ın performansı orada Fenerbahçe'yi de bence yakından ilgilendiriyor. Peki, Volkan Emir, çok teşekkürler değerli yorumların için, yayınımıza Ben katıldığın teşekkür için. ederim. Güzel bir hafta sonu diliyorum sana.